Burada bir şeyler yapıyorlar. Var işte böyle bir şey. Bakın. Bir tat. Mutlaka böyle bir şey. Selamun aleyküm arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size bir pazar yeri ve bir kalamalığın içine götüreceğim. Arkadaşım evleniyor, onun davet mektubu var onu. Ona bakmaya gidiyoruz. Bazı yemekler falan yiyeceğiz. İşte onu size bu videoda göstereceğim. Bakın arkadaşlar, Hindistan'daki bir kalabalık. Bunun fiyatı 100 rupiymiş. Çok kalabalık bir sokağın içine girdik. İş arkadaşlarımla beraber çıktık. Şu mavi gömlekli arkadaş var ya, o evlenecek. Onun düğün daveti için bir tane kart falan çıkartıyoruz ya, onu almaya çıktık. İşte onun dizaynlara bakmaya geldik. Bunlar var ya, full düğünde giyilen elbiseler falan satıldığı yer. Bakın hepsi düğün kıyafetleri. Bu kornadan dolayı sesini duymayabilir. Allah'ım, burada kaybolsam var ya, yandık. İlerlemiyorsun yani, bir saattir bunun içindeyim ben. Çok büyük bir sokak. Hiç ilerlemiyoruz. Yani böyle bir saatlik video çekebilirim yani böyle. Bunun içinde de insan dolu. Yani her karede bir şeyler görebiliyorsunuz. Sokak kenarlarında bir şeyler satıyor. Burada Hindu bir hoca gidiyor. Namaza yetişecekler galiba. Yavaş yürüyor. Şurada bir Hindu amca. Amca değil de hoca. Guru Hazretleri. Guru gurultu. Evet. Şunlar şal oluyor. Şal bu şekilde satıyorlar. Bu içinde en çok bayanlar var. Erkekler çok fazla görmüyoruz. O yavaş yap şur abici. Oo. Yürümüyorsun ya, öyle kalabalık. Bu ne? Aa, şu kafalarına takan şey var ya bayanların. Şöyle takıları vesaire var. Arkadaşlarım gitti. Ben kayboldum. Bunlar da hoca, hacı. Excuse me. Evet, şimdi bu excuse me demeden affedersiniz. Oh, baycan. Hayat böyle arkadaşlar burada. Bu Hindistan'ın Bangalore şehrinde bir market. Normalde ucuz alışveriş yapmak isteyenler hepsi geliyor buraya. Ucuz oldukları için burası bu kadar kalabalık. Böyle ana baba hariç her şeyi bulabiliyorsunuz. Böyle bir sokak. Hey. Şu sokak izlemek bile keyifliydi ama. Yani her yerde bir farklı farklı yüzleri, insanların giydikleri, yedikleri falan görebiliyorsunuz. Ablacığım biraz yer verir misiniz? Allah'ım, yürümekten yoruldum. Bir lokanta var diye götürüyorlar. Ben buranın yabancısıyım ya. Arkadaşlarım buranın yerlisi, 50 malı. (Gülüyor)
Daha iyi biliyorlar. Where is the restaurant bro? I'm we are walking for one and a half hour now. Hey. Where it is? Here only, close the 2 kilometers. Bir saattir iyi. You want to eat it? You'll have to walk a lot. İşte o kadar değer mi bilmiyorum yani. Onu yemek için çok yürümen lazım diyor. O kadar değerli bir şey. Bayanlara ait her şey var. Biz erkekler ne? Bu dünyada bizim bir kıymetimiz, değerimiz yok mu? Bakın her yerde şal. Onların şey, gece giydikleri vesaire var. Allah'ım. Bir arkadaş kayboldu. Nerede? Hey Ram. Where is Ram? Okay, he's coming. Coming. Bunun içinde insanı yürümek için yol yok. Nasıl araba geliyor onu da bilemedim. Mango sezonu açılmış arkadaşlar. 1 kilo mango 100 rupiye satıyorlar şu an. Şimdi sezonu yeni açılıyor. Mısır. Her köşede bir tane sokak yemeği var. Şu arka sokakların kablosuna bakın. Hangi kablo nereden gittiğini nereden bilir ya insan? Ben alsam kafamı karıştırırım. Ay yakko. Şunlar ne? Süzgeç vesaire satıyorlar. Ne ararsanız var ya. Bu da fıstık mı fındık mı? Öyle bir şey. Ha mango. Şu mangonun bir kokusu bir başka bir eri. Çok güzel kokar. Bu ne? Bu da mango. Böyle bir tuhaf tuhaf şeyler var ya. Benim bilmediğim, yemediğim. Var işte. Raja, no. Raja market is there. Şu köşede bir şeyler satıyorlar, tatlı matlı. Burada bir şeyler yapıyorlar. Sanırım buradan tatlı yiyeceğiz. Anything? What is special here? Caramel one. Okay, 3 jamun, this one I'll tell. Bir şeyler var bu. You know what the names of these things? No. Dahi vada. Okay. Gulab jamun. That's all I know. This is Mysore Pak. Mysore Pak. This is something Pada. Pada. Karat halwa is there, bro. Karat halwa is here, no? Yeah. Okay. You know? Are there some Barakan things that I don't know? It's not a Barakan thing. Evet, bu şeyde tatlı satıyorlar. Bu şey var ya, avuçtan yapılan bir tatlı. Ondan sonra şu Mysore Park'ı buranın ünlü bir tane tatlı. Ondan sonra gulab jamun var, işte böyle bir şey. Dondurmayla servis ediyor. Oy yo, çud. Sağlık. Bakın. Oh, çok sıcak. How is it? Good man. Good da. Çok güzel diyorlar. Benim bir şekilde yemem lazım bunu. Oho.
Bu havuçlu bir tatlı. Her şeyin içine neden dondurma atıyorlar onu bilmiyorum. Ben tadına baktım. Çok sıcak bir şey. Ondan sonra da dondurma var. Bunun içinde muz parçaları var. O da farklı bir tadı veriyor. Böyle bir şey. Tatlı. Ama benim açım abi, açım. Bana yemek lazım. Tatlı yedik arkadaşlar. Şimdi bu kabloya bakıp gülüyoruz herkes. Baksana sen, ne kadar çok kablo var. Şimdi burada dosa pişiriyorlar. Masal dosa, yani masala derken baharatlı bir tane dosa. Böyle yiyorlar. Burada panipuri denilen bir şey var. Kuzey Hindistanlılar satılır genelde. Kuzey Hindistanlılar çok yenir. Öyle bir şey. Yine teyzemiz mango satıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yani yanlış anlamayın. Hani Türkçe'de mango ya. Hindistan'da farklı dillerde farklı isimleri var. Şimdi Hintçe'deki isim Türkçe'de bir kötü bir anlamına geliyor. Hani söylemeyeyim. Samosa, Kuzey Hindistan samosası. Bu ne? Bu içinde bir şey olmayan rezene tohumlardan falan yapılmış bir şey. Ama mutlaka böyle bir şeyle karıştırmış yiyorlar olabilir. Celebi tatlısı var içinde. Böyle bir şey. Burada da kızartıyorlar. Dostlar ben bir samosa söyledim. Acı değilmiş. Şu arkadaşa denettirdim. Acı yemiyorum abicim ya. Şöyle. Bunun içine farklı soslar vermiş. Onu yemeyeceğim. Şunu bir tadına bakalım. Çıtır çıtır. Bismillah. İçinde yoğun bir baharat var. Hamile gibi duruyor. Şu Kuzey Hindistan samosasında normalde et falan olmuyor. Vejetaryen yapıyorlar. Bizimki farklı oluyor. Samosamız üçgen şeklinde. Daha düzgün oluyor. Bunlar hamile gibi duruyor. Böyle. Şunu bir daha ekstra alalım. Daha çok rezene tohum var. Kimyon tohum var. Acı biber var. Daha sonra ne var? Patates var. Bezelye var bunun içinde. Böyle şeyler var. Kaçori, right? Bunu arkadaşlar kaçori deniyor. Bu boş bir tane pişi, bunun içinde bazı soslar atıyorlar. Sonra da yiyor. Afiyet olsun. Hepiniz bildiğiniz cilabi tatlısı. Böyle oluyor. Cillop gibi. Bismillah. Süper. Pantolonuma düşmüş. İyi, fena değil. Yenir. Çok güzel. Şimdi pazarın bir köşesindeki bir davetiye mektubu satıldığı bir yerdeyiz. Burası aslında işletmeler. Onların bir tane dükkanı burada açılmışlar. İstediğiniz gibi modellere bakıp söyleyebilirler. Söyledikten sonra onlar size bu şekilde
davet mektubu hazırlar. Mehendi single color yani bir şeyler. Bizim orada farklı oluyor bu sistemler. Şöyle açıldığı zaman bunun 3 tane kart olur. Bu reception, bu işte doing, bu haldi denir yani böyle yemek, dini programlar falan. İşte onun için daveti böyle 3 karttan olur davetler. Bir de bunlar Hindu olduğu için Hindu geleneklerine göre kartlar çıkartıyorlar. Müslümanlar için farklı olur. Bu şöyle olması gerekiyor. Yok şöyle olsun. Bu Rahul Sarçı diye iki kişinin. Burada da başka bir model var. Böyle. Bunun içinde de 3 kart var. Yok bunun içinde 2 kart var. Bu şekilde. Değişik şey, değişik modeller var. Ben birkaç tane görmüştüm daha önce. Böyle bütçenize göre var yani. Burada bir tane var. Bunların Shiva tanrısı, onun eşi Parvati tanrıçası. İşte onların şeyi var. Burada da damat bakıyor. Damat olacak adam bu. Amcasının kızıyla evlenecek. Çok romantik. Şimdi şöyle bir şey var. Bu ne basıyım size? Bu Priyanka Kishore'la evleniyormuş. Bunların iki tane davetiye var. Sun sana na na sun na 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 ne jadi pavan jadi pavan. Namundo. 1000 copy book 1000 ಇದೆ ಬೇಕು ವಿತ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯಾದು 1000 ಆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅವ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೋ ಹಂಗ ಆಡ್ತಾವ ನೀ ಶಿಷ್ಯ ಕೊಚ್ವೇಲಿ ಇಸ್ ಇಸ್ ಕೊಚ್ವೇಲಿ ನೋ ಏ ಮೇಲೆ ನಾ ಊತ್ ಮೂತ್ರಗಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ Şimdi o kalabalık yerlerden böyle daha düzgün bir yere geldik. Bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra evimize dönmeyi düşünüyorum. Burada bir tane popüler lokanta var. Oraya geldik. Şimdi saat 6 çeyrek falan olmaya başladı. Burası daha alışveriş merkezi, kafeler. Böyle nasıl desem düzgün bir yer yani öyle söyleyeyim. Evet şöyle alışveriş merkezi böyle yemekler, kafeler görüyorsunuz. Aratmaya gerek yok. Benim ofisim hemen şunun arkasında oluyor. Biz buraya yakın bir yerde çalışıyoruz. Şu geldiğimiz lokanta bu şurası. Burada yemek yiyeceğiz. Bu bizim memleketteki birinin de lokanta, o yüzden güvenerek yiyebiliyoruz. Lokantanın içine giriyoruz. Evet dönen tavuk falan var. Evet şöyle tabaklar geldi. Böylesi bu şekilde. Ben bir tane biryani söyleyeceğim. Onu yiyeceğim. Here I'll keep the gravy also then you take. It will be very plain.
Okey, bu tereyağlı yem tavuk arkadaşlar. Ondan sonra Ceylon parata, yani Sri Lanka'nın bir tane katmer ekmeği var. Burada çok popüler. İşte bunun kombinasyonu bu şekilde oluyor. Onlar o yiyecek. Ben bir tane böyle kuzu etli bir biryani suyu dedim arkadaşlar. Onu yiyeceğim. Evet dostlar, benim sipariş verdiğim biryani geldi. Ondan sonra onlar raita diye bir şey var. Yoğurdun içine soğan, salatalık vesaire koyup bir şey hazırlıyorlar. Ondan sonra kuzu etinin bir tane sosu var. Onunla beraber yiyeceğiz bunu. İşte bahsettiğimiz o kuzu eti bu. Hadi bismillah. Çok iyi. İl Empire Clipkart'ın yeni kandıra night ayla girutala. Şöyle bakıyorum. Bakın. Adı plano. Kebap arkadaşlar bu. Bir tane sosu var. Oh. Çok acılı. Bir sos da var galiba. Bismillah. Şimdi midemin kafası karışmış. Benim sahibi ne oldu? Hem et yiyor, hem tavuk yiyor, hem başka bir şeyler yiyor. Neyse, ben bunu bitireyim arkadaşlar. Bittikten sonra da görüşürüz. Şunun içinde nane yaprakları var, soda var ve bazı bitki otlar falan koyup vermişler. Buna nane sodası deriz. Çok iyi bir şeydir. Yemekten sonra sindirim çok kolaylaştırıyor. Bunu içeceğiz son olarak.